Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Lord Venture isimli oyunla karşınızdayım kıymetli dostlar. Türkçe dil desteği bulunan bu oyunda kendi karakterimizi oluşturuyor. Çeşitli düşmanlarla mücadele veriyor. Ve... Oo tamam, bunu sevdim. Ve karakterimizi geliştirip daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Tribes of Midgard ve Valheim'e benziyor. V-Rising falan var ya, o tarz. You wanted to get rich based on a legend. What are we going to do? We are searching endlessly, completely lost and low on supplies. We should be looking for a way back, a way out. Enough whining. We are called the famous Four's treasure hunters for a reason, and I am not going to let you smear on that. We will continue our search next morning and find this Lord Stone, even if it means our end. Okay. I agree. We shouldn't be going back without finding the stone, but we need a plan. After all, we need the money. We need the money. Insane? We will perish for sure if we stay and keep looking. I'm done listening. I trusted you in the beginning, but your obsession and greed with this stone is enough. I call for a vote. We should search for a way out. I'm in. I'm not in. We need to find the stone. Looks like we are not going anywhere. We will go down in history and become the richest treasure hunters alive with this discovery. Just trust me. Stay and search. İlginç bir hikayesi var gibi ha. Sure we will find it in the end. You can't make us stay. We will leave with or without you at dawn. Don't worry. I will make you an offer you can't refuse. Şimdi dostlar, anladığım kadarıyla efsanevi Lot taşa verilen bir hazineyi arıyoruz. Biz 4 kişi efsanevi hazine avcılarıyız. Ve bu Lot taşını bulup zengin olmaya çalışırken çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz anladığım kadarıyla. Bu sıkıntılı süreçte de yanımızdaki yoldaşlarımızın bir kısmı tabii ki yan çizmeye, vaz yaymaya çalışabiliyor. Biz de onları burada tutmak konusunda ısrarcı oluyoruz. 7 ahşap, 7 tal, 7 taş topla. Tamam. Ağaca girişerek... Canım azalıyor ama galiba. Evet. Öyle yumruğunla taş toplarsan canın azalıyor. Lif topla. Toplanabilirlerin üzerinde bir işaret falan olaymış. İyiymiş ya. Bir tane derme çatma balta, derme çatma kazma, bunları oluştur diyor. Oluşturalım kral. C'de karakter var. Karakterin nitelikleri var. B'den oluşturacağız galiba. Ama B'den nereden oluşturacağım abi? İnşa et çadır. Çadırdan mı olacak bunların hepsi? Kamp ateşi, çadır. Açık havada uyumak için kullanılır. Atınızı çağırın, oyuncuya dönün. İyi dinlenmiş, iyi beslenmiş. El sanatları. Anladım. Bana bir tane balta ver. Bir tane de kazma yapacağım ama daş lazım. Daş kazarız. Envantere geliyor değil mi daş? Tamam, envanterde daş da var. Bir de kazma. Ve bir tane de kılıç istiyor bizden. Oo. Tamam, odun şöyle, beri şöyle, lif şöyle. Şunları bir envantere yerleştirelim. Bunların belli bir durabilitesi var mı? Sanırım var. Bak az önce seviye falan aldık ha. Taş. Kestiğimiz ağaçlar. Bunlar taş ama taş vermiyor. Atlas selamlar, hoş geldin. Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Fener yapıp kılıç yapmam ve çadır yapmam lazım. Bunlar için de malzeme toplamam lazım. Şöyle biraz açık alanda bir şeyler arayalım. Oyun 4 kişiye kadar co-op olarak oynanabiliyor bu arada. Sevgili dostlar.
Kılıç için 14 tane lazım değil mi? Açlık, yorgunluk. Şurada bir yerde ben bir taş daha gördüğüme eminim. Bu galiba. Ha, tamamdır, tamamdır baranım. Onu hallederim kardeşim. Tamam. Kılıcı ben genelde 4'te tutarım zaten. Fener ve çadır. Abi çadır için illaki ağaç isteyeceksin benden. Peki C'ye basıp karakter niteliği. Oo, beceri ağacı falan var ha. Buradan bir şeylere tıklayıp verilecek. Açlık ilerlemesi daha az yavaşlar. Yiyeceklerden gelen buff artar. Can artar. Pasif olarak can yenileme süresini azaltır. Bir tane can yenileme süresi var şimdilik. Temel saldırınız artar. Ağaçlardan daha fazla odun toplar. Taşlardan daha fazla taş toplar. İlk başta bir crafting üzerine kuralım bu ilde. Sonrasına bakarız. Daha götümüze giymeye donumuz yok çünkü. Şöyle yapalım. Çalıdan geçerken F'ye. Atlasçım, iyi dinlenmeler. İyi dinlenmeler dostum. Tamam, fener otomatik olarak eklenecek herhalde. Şimdi bir tane çadır inşa etmemi istiyor. Çadır. Şuraya bir yere kuruyorum çadırı ya. Sağa sola oynamıyor mu bu? F'ye bastığımda uyuyup dinlenebiliyorum. Hafif post ve çiğ et topla. Oo paşam. Sonra kamp ateşi inşa edip bir güzel yemek pişirmece. Karakter daha hızlı koşsa daha mutlu hissedebilirdim. Aa bak şu kenardaki yaban domuzundan halledeceğiz bunu. Aynen. Ahmet'im. Bu da işte puan kasmak için aldığım oyunlardan. Ama aldığımız oyunlar bu el böyle güzel çıktı ya. Ben öyle çok tırt bir şey görmedim yani bugün oynadıklarımız arasında. Biz sabah yumurtalı bir oyun oynadık ya böyle Brotato benzeri. Yumurtalı bir şey. Yani ondan yana bir sıkıntı olabilir. Onun dışında bence güzeliz. İyi şey bulmuşuz yani. İyi materyal bulmuşuz. Peki ben evimin işaretini nerede göreceğim mesela? Evimi işaretleyebilir miyim? Ha, M'ye bastığımda ev gözüküyor. Peki. Bir tane daha adam keselim madem. Derilerden falan zırh yapılacak diye tahmin ediyorum. O derilerden yapılacak zırhlar kalsın. Kamp ateşi için gerekli taşa da oduna da sahibiz. Şöyle kaçıp vurup stun falan da atabiliyorum. Güzel benim can yenilemem de iyi. Şöyle yapalım. Daha fazla lif. Ha şansa bağlı. Abi can yenilemeyi pasif olarak biraz daha arttır. Ve lütfen yürüme hızı. İlerleyen zamanlarda işe yarayacak muhtemelen de. Elinden silahı bırakınca daha hızlı yürüyor gibime geldi. Abi yumurtalı evet yani diğerlerine nazaran biraz daha şeydi de şu Türk yapımı geliştirilmiş oyun baya baya iyiydi. Malzemeyi böler misin? Okey, shift'e bastığında bölüyor. Bir 10 tane yeter diye düşünüyorum bu kamp ateşine. Burada bir etleri pişirsin. Ahşap zemin, ahşap sütun, ahşap duvar.
Sütunlar, duvar ve kapılar önce inşa edilmelidir. Duvar ve kapılardan önce inşa edilmelidir. Duvar ve kapılar sadece sütunların arasına inşa edilebilir. Okey. Bunun için eliminen dayı eliminen diyerek bizim deli gibi odun toplamamız gerekecek. Bir cep şeyimiz var galiba. Bu yakıtın belli bir şeyi var mı? Gece aydınlatıcı. Olmaz olur mu? Bu yakıtın da belli bir şeyi var. Peki ahşap zemindir, şudur budur, bunların inşasını istiyor. Sadece odun istiyor. Tamam. Baltanın, ıdının, bıdının falan durabilitesi yok galiba. Benim canım Niyaz Hoca. Biraz açlık vurdu galiba. Açlık maksimum cana etkiliyor olabilir. Yumurta alanı görmedim ama bana şu an bana göre 2'de 2. Ahmet'in bir de şeyi verdiler. House Flipper 2'yi verdiler. Ama House Flipper'ın 14 Aralık'a kadar basın ambargosu var. Varşova saatiyle saat 1'de dediler ama ben götüme güvenmediğim için açıkçası şeyi bekleyeceğim. 15 Aralık'ı bekleyeceğim. Merhaba. O durmaksızın vurmaya devam edersem adamın canını okuyor. Burada gördüğünüz her şey YouTube'a gelecek dostlar. Her şeyi atıyorum YouTube'a. Kaç tane odunum var? Bir tane 99 stack, 99 artı 64. Nice. Bir de bitki yaprağı var. Bu can tamamlayıcı malzeme olarak kullanılıyor anladığım kadarıyla. Buralardan boss gibi bir şeyi canlandıracağımıza inanıyorum. Bu oyun 4 kişiye kadar co-op oynanabiliyor bu arada. Ama bence sıkıntı şu, ya şu an için benim gördüğüm tek sıkıntı şu. Biraz yavaş ilerliyor gibi. Türkçe dil desteği fena değil. Anlaşılır bir Türkçe. House Flipper 2'nin prologunu oynamışlardır dostum. Tam sürümü ayın 14. çıkacak. Yoksa adamlar bana niye basın ambargosu versin abi? Herkes oynuyor olabilse. Mesela herkes oynasın sen bekle dana gibi mi? Öyle bir şey değildir diye tahmin ediyorum. Neredeyse seviye kasmak üzereyim. Dallar da şey olmuş ha. Dallar da böyle upgrade almış. İşte tam sürümü 14 Aralık'ta çıkacak. 15 Aralık'ta biz de yavaştan oynamaya başlarız şeyini. Tam sürümünü. Hop. Hız mı alınabilir? Stamina ile alakalı bir sıkıntım yok bence. Canı birkaç puan arttıralım. Balık tutma. Balık tutmada bir de mini oyun var. Bu ne hocam? Bira yapımı. Bir de okçul alalım. Bütün malzemelerden biraz biraz gelsin. Pişmiş etleri götüreceğim mutlaka. Evde pişmiş etleri gömeceğim. Diyorum ya tek sıkıntı biraz yürüyüş hızı yavaş geldi bana. Teşekkür ederim dostum. İyi dileklerin için sağ olasın. Haydi dönelim eve madem ya. Bir boğayı daha devirelim. Waypoint atamıyorum. Şuradan devam edeceğim gidip. Buradan devam.
Yaban domuzu daha var şurada. Efendim sevgili Saykür 10. ayında. Saykür teşekkür ederim, sağ olasın. 10. ayın kutlu olsun. Merhaba abi, nasılsın? Bir seneye doğru adım adım zaman hızlı geçiyor demiş. Teşekkür ederim sevgili Saykür, eyvallah. Hiçbir fikrim yok sevgili Atlas. Ne yazık ki. Bahsettiğim bilgisayar konusunda pek bir fikre sahip değilim. Donanımsal anlamda ne vaat ediyordur, ne yapıyordur bilemiyorum. Şimdi bana ne kadarlık bir ev yapmamı istiyorsun? Benim ne kadarlık bir eve sahip olmam gerekiyor? Öncelikle şu etler pişmiş. Pişmiş etleri alalım. Çiğ et yeme lan. Güzel, pişmiş et burada dursun. Bir uyu. Yorgunluk azalsın. Uyuyunca yorgunluk hızla azalmıyor ve can yenileme anladığım kadarıyla senin karakterinin ne kadar tok olduğuna ya da yorgunluğunun ne kadar az olduğuna göre değişiyor. Belki açlık değil de yorgunlukla alakalı olarak can değeri düşüş gösteriyor olabilir. Mesela yorgunlukla alakalı düşüyorsa bu karakteri uyutmak sandığımızdan daha önemli bir detay olabilir. Tamam. Uyanabilirsin. Ateşle pişenleri şöyle al. Ve build zamanı. Öncelikle şuradaki kaynağı da bir alalım. Etin birini çiğ yedi lavuk. Onun dışında bir sorunumuz yok. Pişmiş et steakle. Tamam, 31 tane kamp ateşinde odun bizi idare eder. Şimdi ahşap zemin buralara kurulabiliyor mu? Kurulabiliyor. Nasıl yapalım? Şu köşeye doğru yapalım madem ya. Buradan çünkü gidilebilecek bir yer yok, bir şey yok. Mesela 4'e 4'lük bir alan yapalım. Ahşap sütunlar. Ahşap merdiven. Tam ortaya gelse bile ortaya kapı koyamam muhtemelen. O yüzden böyle dursun. Tahta kapı. Aa, her yere mi sütun konulacak lan? Vay anasını be. Ben 4 tane yeter diye düşündüm. Kapı. Otomatik mi açılıyor kapı? Yep, otomatik. Duvar, duvar, duvar. Cam çerçeve kesinlikle yapmayacağım. Okey, içi de dışı da aynı gözüküyor. Farklı yerleştirmeyelim diye düşündüm de. İplik topla, kumaş topla, hafif deri topla ve tabakhane yap. Tabakhane ve dokuma tezgahı. Tezgah, demirci tezgahı, deri tezgahı. Tabakhane. Şimdi tabakhaneye de derileri atacağız tabii ki. Işığı kapatalım bu arada. Işığı yok yere yemeyelim. Odunlar falan kalsın. Hafif deri topla, kumaş topla, iplik topla. Nasıl toplayayım ben kumaş ve iplikleri abi mesela? Yerde tarla gibi bir şey mi var? Makine. Benim biraz hayvan avlamam lazım. Odunu boş ver. Şuradan bir dal daha taş tutalım. El işçiliğinden mesela arbalet yapmak istesem ne kadara mal olur? İki tane ipliğe. Abi şimdi iplik yap dedin de tarla falan mı kuracağım? Oradan mı iplik bekleyeceğim? Odun yığını, lif yığını, sunak, kuyu.
Ha, gizemli taştan beceri öğrenimi geliyor. Yakındaki herkesin maksimum canını 5 saniye boyunca %15 arttırır. Skill mi var lan bir de? Yakındaki herkesin normal saldırı hasarını 5 saniye boyunca arttırır. Alınan hasarın %25'ini 6 saniye boyunca yakın dövüş menzilindeki düşmanlara yansıtır. Dikenler, ejderha çarpması, bir ejderha gazabı göndererek düşmana zarar verir. Yol üzerindeki her düşmanı kesen bir şey gönderir. Hortum gönderir. Ejderha çarpması var ya. Q'ya ata. Mesela. Başka bir yerde daha gizemli taş gördük diye hatırlıyorum. Ha, Mouse'un baktığı yöne doğru bakıyor. Tamam. Kuruttuğum deri hafif deri olur ya. Vuruyor. Çok iyi. İleride bir tane antik mezar var. Oraya doğru da bakılabilir. Ama iplik kısmı muamma. Allah bilir nereden bulacağım ipliği. Yuh. Lan ben haritayı ufacık tefecik bir şey zannediyordum. Buralar haritanın barışçıl kısımları. Hey yavrum ev. Eve gidip bir sandık yapıp biraz malzeme falan depolarız oradan. Mesela buradan bir yemedi. Avcılık yaptığımızda iyi bakma ya. Yandan domuz avlayalım. Yandan şu mabede doğru gidelim. Harita benim sandığımdan daha büyükmüş bu arada. Burada kalıyor değil mi gizemli taş? Aynen öyle. Ve hepsi seviye veriyor. Bak benim 3 seviyem birden oldu. Gizemli taş. Yaratık çıkarmıyor etrafına. Çok iyi abi. Yaratık çıkarmaması harbi çok iyi. Ama ben iplik nereden bulacağım? Hafif deri okey de. İpliktir, kumaştır. Bence liflerden kumaş yapılıyordur. En azından ben öyle düşünüyorum. Beceri. Ejderhanın hasarını arttıralım. Komodo ormanının patronunu yani. Nereden bulayım Komodo ormanının patronunu? Bir de buff açalım madem. Bunu Q'ya ata. Bunu E'ye ata. Ama sadece silaha atanıyor. E yapınca buff atıyorsun. Mesela. E yapınca buff atıp daha hızlı vuruyorsun. Ha bak şurada ileride bir yerde bir tarla gibi bir şey var ya. Bence iplikler orada bulunacak. Ama kumaş nasıl yapılacak bilmiyorum. Boş. Ne güzel bebeğim.
Doğrudur bebiş. Güzel. Yeni bir puan daha. Buna ben bir şey ekleyemem ki. Yeni puan okey de. Mesela R'ye falan mı ekleyeceğim bunu? R ulti gibi geliyor bana. Q ya da R'ye atanabiliyor. R'ye atanamıyor bu. E'ye atayalım mesela bunu. Bunun şeyi farklı galiba. Bu çift el kılıç için mi? Hiçbir fikrim yok. Agam biraz daha hızlı. Biraz daha vurabilirsin. Hala 2 puan daha var bildiğim kadarıyla. Bir tur acıkmanı yavaşlat. Bir turda maksimum canı arttır. Şu karakter o kadar yavaş yürüyor ki çünkü. Biraz insana bir şey yapıyor yani bir daraltı geliyor. Şiyet. Şöyle bir yavaştan ilerleyelim dostlar oraya doğru. Avuçlar falan var gerçi ya. Peki tohum var ama soğan. Pişirme tezgahında tarif var diyor. Evet. Ağzına kadar dolduğuna göre envanterimiz. Taş iyi. Birkaç parça odun toplayabilirsin. Valla iplikle deri, kumaşı nereden bulacağımı anlamadım. Ama bir tane deri işleme tezgahı yaparsam muhtemelen deriden zırh falan yaparım. Donatlet gezmekten kurtulurum. Şöyle eliminen dayı eliminen diyerek bir yürüyeyim. Bir miktar yorgunluğu var karakterin. Uyuturuz olmadı. Şu başlangıç alanına da kurulabilirmişiz aslında ya. Raid falan yemezmişiz biliyor musun? Kapının önüne bir sur. Gerçi burası da rahat savunulur. Birkaç parça şeye bakıyor. Abi işlenmiş deriyi al. Şimdi dokuma tezgahı. Demirci tezgahı. Pişirme tezgahı. Simya masası. Deri tezgahı. İplik lazım abi. Sandık. Depolama sağlar iç mekanda. Köşeye doğru koy. 1.99 stek bu. 1.99 stek bu. Taşı 99'layıp koyabilirim. Bir 20 stek bu yemek. Pişirme tezgahım yok ama kamp ateşinde et pişiririm. Birader bizim bu iplik muhabbetini çözmemiz lazım. İplik muhabbetini çözelim. Aksi takdirde yaptığımız hiçbir şey bir cacığa yaramayacak. Biraz uyu. Açlık maçlık halledilir. Biraz uyu bir kendine gel. Diyorum ya dostlar bir iplik muhabbetini çözmemiz lazım bizim. O da haritada bir yerde düşüyordur muhtemelen de nerede? Yani şu savaşçıların olduğu yerde olabilir, düşüyor olabilir, yetiştirilecek olabilir ama mesela yetiştirilme konusunda uyku iptal edildi. Yeterince uyudu bence çünkü. İşaretleyici haritaya işaret koyar. Peki bu ipliği falan yetiştirebileceğim bir şey yok mu? Şunu deneyelim el sanatlarından. Bu nedir efendim? Çıra. Derme çatma olta. Olta falan yapamıyorum. Arbalet yapamıyorum. Bandaj yapamıyorum. Çünkü kumaş lazım.
Henüz kumaş üretimine geçemedik bir türlü. Allah Allah. İlginç. Bir yemek ver. Tabakhanedeki deriler toplanıyor. Bunların hepsine ayrı chest yapılır aslında. Hani mesela odun chest'e ayrı, dal chest'e ayrı falan böyle. Bunların hepsine bir muhabbet yapılır. Yukarılarda bir yerde bir arama yapalım ya. Nerede ne var ne yok. Biraz ortalık karanlık. Lambacoyu açtım. Tohumu koyabilirmişiz esasında. Her biri topladığımız bize experience olarak dönüyor ama karakterin gelişimi gerçekten bir parça zayıf hissettiriyor böyle. Keşke biraz daha hızlı gelişseymiş. Yolu bir takip edelim. Artık daha fazla taş istemez. Bazı yerlerde öyle bir kasıyor gibi hissettiriyor ki. Çok minimal hasar artışları veriyor. Bak, şurada ileride bir yerde bir şey olabilir biliyor musun? Mesela yeneceğim orman bossunun yerini de bilmiyorum. Sanırım bunu oyunda kendin bulup tecrübe etmen gerekiyor. Orman bossunun yeridir, şudur budur. Şurada bir yerde gördük bir şeyler. Kalastan yana bir sıkıntı yok. Bunlar vurulmuyor ve toplanmıyor. İp muhabbeti şuralarda da mı yok? Bak bir tane ilginç bir parşömen var. Günlük girdisi eklendi. Ama bana faydası ne bunun? Bana bunun hiçbir faydası yok galiba. Yemek durumu iyi, iyi beslenmiş. Bak bu ulti ya saldırı üzerine ya da defans üzerine alabiliyoruz. Ben defans üzerine aldım. Ata bunu R'ye. Bak burada hem defans veriyor hem de can iyileştiriyor. Ve bak farkındaysan her şeyde selamlar Line of Bosporus hoş geldin. Her şeyde şey yazıyor. Senin ve kubbenin içindekilerin. Hani senin ve arkadaşlarının. Senin ve yanındakilerin. Oyun co-op için yapılmış. Ya dediğim gibi şu yürüyüş hızındaki yavaşlık hariç her şeye okeyim ben. Alokril Prime'ın avantajıyla 10. ayında selamlar Alokril'cim teşekkür ederim. 10. ayın kutlu olsun sağ olasın. Yok abi kumaş muhabbetini çözemedim ya. Sağlık olsun. O zaman base'e dönelim.
Ve bu oyunluk bu kadar diyelim efendim. Zira yapmamız gereken şey belli. Bu oyun co-op oynanmak için tasarlanmış. Birazcık dediğim gibi şu yürüyüş hızının yavaş olma durumu falan olmasa oynanır yani. Biraz yavaş hissettiriyor böyle. Biraz daha hızlı olması lazım. Aa! Neler diyorsun ya sevgili Altın Daret? Bak ilk defa senden duyuyorum. Gerçekten ilk defa senden duyuyorum. Peki var mıymış bir sebebi? Adamlar mesela neden sunucularını kapatıp aniden apar topar oyunu bırakıp gitme kararı almışlar? Bu bir drama değil de bu ya dram gerçi günün sonunda. Drama değil de dram. Zannetmiyorum bebeğim. Nasıl oldu da iflas edebildi? Ya iflas eder de. Oyunu yapan şirket iflasını açıkladı ve bütün Steam serverlarını kapattı. 5 gün içerisinde. İlginç bir muhabbetmiş. Evet dostlar biz bu arada bu videoluk burada oyunun sonuna gelmiş olalım efendim. Görmüş olduğunuz bu oyunumuzun ismi Steam'den bakıp kopya çekmem lazım hatırlamıyorum çünkü. Loadventure sevgili dostlar. Keyifli bir oyun yapmışlar esasında. Evet efendim vakit ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Esenlikle kalın. Bay bay.